Efendim hepinize merhabalar. Sümen Altı programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Ankara'dan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Ergün bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Gündem yoğun. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir pandemi süreci var. İsterseniz pandemiyle başlayalım. Zaten Türkiye ekonomik olarak bir zorluğun içerisindeydi. Pandemi süreci Türkiye'yi ekonomik olarak özellikle nasıl etkiledi? Evet, tabii pandemi sürecinden önce de Türkiye'nin önemli sorunları vardı. Yani Türkiye ekonomisi pandemi sürecinden önce zaten ciddi sorunlar yaşayan, bütçe açıklarıyla, enflasyonla, işsizlikle, faizle, borçlarla önemli sorunlar yaşayan ülkeler arasına girmişti. Orta gelir tuzağına düşmüş ülkelerden birisiydi ve 12.500 dolarlık milli gelir seviyesinden yani 8.000 dolarlık milli gelir seviyesine doğru bu 3-5 yıl içerisinde hızlı bir şekilde gerileyen bir ülkeydi. Büyüme sorunları yaşıyordu. Yani Türkiye ekonomisi pandemiden önce 2019 yılında %1 bile büyüyemedi. Yılda 5-6 büyümesi lazım Türkiye ekonomisinin ki bir takım sorunlarına kalıcı bazı çözümler üretebilsin. Yani bu sorunlarla zaten mağlüldü. Üstüne pandemi süreci de gelince, pandemi sürecinin hem sağlık boyutu hem de ekonomi boyutunun iyi yönetilmesi lazım. Sizce iyi yönetildi mi? Sağlık boyutu başlangıçta sanki daha iyi yönetiliyordu ilk etapta. Fakat şimdi son zamanlarda hem verilere olan güven kaybı hem yetkilerin bir kargaşa içerisinde görülmesi toplumda da bazı algıların değişmesine yol açtı. Sanki şimdi zaten pandeminin ekonomik ayağı iyi yönetilmiyordu. Orada önemli sorunlar vardı. Şimdi sağlık ayağının da iyi yönetilmediğine dair önemli bir kaygı oluşmaya başladı. Yani bu kaygıları dikkate almalı yönetim ve mümkün olduğu kadar katılımcı bir yönetim sergilemesi gerekiyor. Bu tür olaylar yani salgın gibi bütün herkesi etkileyen olayların tek bir kanaldan çözüme kavuşması, tek bir bakış açısıyla çözüme kavuşması mümkün değil. Herkes etkilendiği için pandemiden mümkün olduğu kadar herkesin bu çözüm sürecine katılabilmesi lazım. Farklı siyasi partiler, farklı görüşler, belediyeler, sivil toplum örgütleri ama bir dışlama var. Yani sürecin yönetiminde bir takım çevrelerin dışlanması var. Yani tabipler odası yönetimden dışlanıyor. Muhalefet partileri süreçten dışlanıyor. Sivil toplum örgütleri süreçten dışlanıyor. Halbuki herkes hastalanıyor. Herkes bundan mağdur. Dolayısıyla kimseyi dışlamadan, belediyeler dışlanıyor. Bir takım çalışmaların yapılmasında. Bir dışlayıcı yaklaşımla pandemi sürecinin sağlık ve sosyal boyutunu yönetmek de son derece zor olur. Gittikçe zorlaşıyor. Ekonomi boyutu zaten baştan beri sorunlu yönetiliyor. Biz kaldı ki ekonomi boyutuna ilişkin baştan beri önemli uyarılarda bulunduk. Çözüm önerileri de yaptık ama o uyarılara, o çözüm önerilerine maalesef şimdiye kadar fazla kulak asılmadı diyelim. Yani ne kadar dikkat çekildiyse de onlara önem verilmedi. O açıdan ekonomi süreci de iyi yönetildiğini söyleyemeyiz. Sağlık sürecinde de önemli aksamalar var. Peki Sayın Başkan, Genel Başkan Sayın Ali Babacan her defasında defaatlerce şu cümleleri kuruyor. Biz iktidara gelirsek, biz yönetime gelirsek 3 ay gibi bir kısa sürede ekonomiyi düzelteceğiz vaatlerinde bulunuyor. Elinizde sihirli değnek mi var? Nasıl düzelecek bu ekonomi? Bununla alakalı nasıl bir çalışma yapacaksınız? Sihirli bir değnek yok ama sihirli bir kavram var. Güven. Yani siz güveni tesis ettiğiniz zaman, güvenilir bir kadro inşa ettiğiniz zaman, güvenilir bir program ortaya koyduğunuz zaman, güvenilir politikalar ortaya koyduğunuz zaman her şey düzelmeye başlar. Güven. Şu anda Türkiye'ye güven yok mu? Türkiye'de en büyük sorun güvendir. Çünkü bir belirsizlik var. Mesela Türkiye'nin bir orta vadeli programı yok. Ne yapacak Türkiye? Önümüzdeki 3 yıl boyunca nasıl bir ekonomi politikası izleyecek? Belli değil. Yok, hazırlanmadı yani. Yarın nasıl bir kararname çıkacak? Bilmiyorsun. Parlamento devre dışı. Sorunların çözümünde parlamento devre dışı.
Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle bir gece yarısı bir kararname çıkıyor. Oo, acayip kapsamlı değişimler olmuş. Kimse bilmiyor bunu yani. Arka planda bir makine çalışıyor. Kimsenin bilmediği. Şeffaflık yok. Eğer şeffaflık yoksa, bir programınız yoksa, bir belirsizlik varsa güven yok demektir. Efendim, güven yoksa her şey olumsuza doğru gider. Yani basit bakın. Güven ne işe yarar? Siz güvenilir bir insansınız. Biraz paraya ihtiyacınız var. Bir bankada müşterisiniz. Gidiyorsunuz diyorsunuz ki bana 10 bin lira veya 100 bin lira para lazım. İşte diyorlar ki efendim 500 bin verelim. Sizin kredi limitiniz çok. 100 bin istediniz ama 500, 1 milyon verebiliriz yani size. Yok yok bana 100 bin. Efendim 500 bin bakın bu şartlarda her zaman bulamazsınız. Peki vade ne kadar istiyorsunuz? Ya 1 yılda öderim, 2 yılda öderim. 2 yıl vadeli istiyorum. Banka size diyor ki efendim 10 yılda ödeyin diyor yani. Niye 2 yılda kendinizi sıkıştırıyorsunuz ki? 10 yılda ödeyin. Dükkan sizin adeta. Maliyetler ne kadar olacak? Normalde hani %15 falan ama yani size 8-9'la verelim. Niye? Size güveniyorlar çünkü. Güven duydukları için bir banka size istediğinizden çok daha yüksek miktarda krediyi açıyor, vadesini uzatıyor ve maliyetini düşürüyor. Yani hem şimdi bir de güvenilmez bir adam olarak gidelim. 100 bin lira isteyelim bankadan. Güvenilmez bir adam. Bilgi hakkında bilgi yok. Ne yapacağı belli değil. Bir de sicili bozuk. Bana da 100 bin lira lazım diyorum. Adam bakıyor. Vallahi 10 bin lira verebiliriz diyor. 10 bin. Ya bana 100 bin. Yok efendim sizin kredibiliteniz 10 bin lira. Peki ne zaman ödeyeceğim? 3 ay içinde ödemen lazım diyor. Hadi bilemedin 6 ay olsun diyor. Ya sen 2 yılda ödeyeyim diyordun. Sana 10 yıl dedi. Ben 1 yılda 2 yılda ödeyeyim diyorum. Bana 6 ay diyor. Peki yerli ve yabancı yatırımcı vadeyi bu şekilde yaparken maliyeti ne olacak diyorum? Vallahi %20'den aşağı olmaz diyor bana. Niye? Çünkü bana güvenmiyor. Güvenmeyince bu sorunla karşı Türkiye bugün uluslararası alanda da iç piyasada da bu sorunla karşı karşıya. Onun için sihirli değnek olmayabilir. Ama sihirli bir kavram var. O güveni tesis edin, her şey yarın düzelmeye başlayın. Efendim aslında biz hep şimdi şey yaptık, sonucu konuştuk ama siz de bundan önceki süreçte AK Parti'de önemli görevlerde bulunmuş bir isimsiniz. Bakanlık yaptınız. İsterseniz biraz da o süreçten bahseder misiniz? Yani bu noktaya gelmesinde başka, yani bunu sadece güvenle mi ifade edebilmek, belirsizlikle mi ifade edebilmek gerek? Yoksa politikalarda yanlışlıklar vardı, hepsi birikti. Onların sonucundan mı biz bugüne geldik? Bunu nasıl yorumlamak gerekir? 2013 yılına kadar sizin milli gelir seviyeniz sürekli artmış. 10 yıl boyunca. Sayın Babacan etkisinin olduğunu düşünüyor musunuz bu süreç içerisinde? Sadece Babacan etkisi değil. Kararların birlikte alınması, programların doğru olması, kadroların doğru olması, İstişareler. İşlerin doğru yapılması, istişareyle karar alınması, alınan kararların arkasında durulması. Bunların hepsi bir faktör. Bunların hepsi değiştiği zaman rakamlar da değişiyor. Şimdi bunlar değişti. Bakın değişmeyen bir kişi var orada. Denklemin soluna bakalım. Adamlar olsun. Sağına bakalım. Rakamlar olsun. Denklemin sağında adamlar. Diyelim ki işte Erdoğan var. O zaman başbakan. İşte Abdullah Gül var. Dışişleri Bakanı veya sonra Cumhurbaşkanı. Ali Babacan var, şu var, bu var falan. Bir geniş bir kadro var. Programlar var. Rakamlar var. Fert başına milli gelir 3500 dolardan 12500 dolara çıkmış. İhracat 35 milyar, 36 milyar dolardan 140 milyar dolara çıkmış. Türkiye'nin borçları azalmış. IMF'ye borcu kapatılmış. Faizler tek haneli rakama %5'lere 6'lara düşmüş. Enflasyon aşağı inmiş. İşsizlik rakamları azalmış. Yabancı sermaye, yerli sermaye yatırımları çok yüksek boyutlara ulaşmış. Rakamlar ortada. Şimdi 2013-2014'ten sonra bakıyoruz. Birçok adam değişmiş.
Adamlar değişti. Politikalar değişti. Değişmeyen bir kişi var. Değişmeyen bir kişi. Cumhurbaşkanı. Artık başbakan da yok. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı söylediğine göre bu adamlar laf dinlemiyordu diyor. Şimdi onların yerine laf dinleyen peki, adamları Cumhurbaşkanı getirdi. Tek başına mı alıyor bu kararları? Hayır, şimdi başka adamlar da var şimdi ortada. Yani denklemin bu tarafında yine adamlar var. Ama başka adamlar var. Başka programlar var. Rakamlara bakalım. Bir değişmeyen kişi var. Sayın Cumhurbaşkanı. Peki şimdiki adamlar kerametini göstersinler. Şu 12.500 dolardan 8.000 dolara inen milli geliri yeniden 12.500 doların üstüne çıkarsınlar. Peki bu gidişatla mümkün mü? Çok size basit. Göre? Yeniden Türkiye'nin bütçe açıklarını azaltsınlar. Acayip artıyor bütçe açıkları. Yani bütçedeki faiz ödemeleri korkunç artıyor. Ne zamandan beri? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizden beri. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz gün Türkiye Cumhuriyeti bütçesindeki faiz ödemesi 55 milyar Türk lirasıydı. Bugün? Bir yıl sonra 71 milyar Türk lirası oldu. Bir yıl sonra 120 milyar Türk lirası oldu. Bu yılki hedef 140 milyar Türk lirasıydı. Şimdiden geçildi. Daha yıl bitmedi. Şimdiden geçildi. Peki nasıl oluyor da şimdi bu bütçedeki faiz ödemeleri hızlı bir şekilde yükseliyor? Yani 55 milyardan 71 milyara, 71 milyardan 120 milyara, 120 milyardan 140 milyara nasıl çıkıyor? Hadi bir keramet gösterilsin, iyi bir yönetim sergilensin. Bu rakamlar yeniden 50 milyar seviyelerine veya daha aşağılara indirilsin. Neden biliyor musunuz? En önemli sorun kötü bir yönetim sergileniyor ve böyle bir yönetim tarzına güven duyulmuyor. Güven onun için bu kadar önemli bir şey. Bu kötü yönetim tarzından vazgeçeceksiniz. Problemlerin varlığı kabul edilmiyor. Problemlerin efendim, varlığı. Sizin AK Parti'nin istifa sürecinizde de güven meselesini çok dile getirmiştiniz istifa sürecinde. Yani sizin AK Parti ile kopuş noktanızdaki esas neden güven miydi? Başka şeyler en var mıydı? En önemli neden güven. Yani bu ayrılıklar var biliyorsunuz. İşte mahkemelerde boşanma davaları gibi ayrılıklar. Bizim ayrılığımızın sebebi şiddetli geçimsizlik değil. Bir geçimsizliğimiz olmadı. Kimseyle kavga etmedik yani. Ben kimseye bir kötü söz söylemedim. Kimseden de kötü söz işitmedim. Gene de söylemem. Bugün de söylemem. Yani geçmişe dönüp de hiçbir arkadaşıma kötü söz söylemem. O bizim geçmişimiz. Dolayısıyla kötü söz söyleyerek bir yere varılmaz. Eleştiri yapabiliriz. Bu eleştirilerde daha çok bugüne ve geleceğe dair hususları kapsayacak konulardır. O açıdan bizim ayrılığımızın sebebi şiddetli geçimsizlik, bir şeyi paylaşamamak falan değil. Biz normalde görevlerimizi tamamladık, siyasi görevlerimizi tamamladık. 3 dönem parlamentoda görev yaptık. Her türlü görevde bulunduk ve kenara çekildik. Ama ondan sonra o tür mekanizmalar, o tür süreçler işledi ki çok ciddi güven kaybı oldu. Yani ayrılığımızın gerçek sebebi bu güven kaybıdır. Karşılıklı bir güven kaybı ortaya çıktı. Ve şiddetli güvensizlik diyelim biz buna. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle değil, şiddetli güvensizlik sebebiyle. Hı hı. Bu güvensizlik de hala devam ediyor ve artarak devam ediyor. Toplumun çok diğer kesimlerine de sirayet etmiş olan, yansımış olan şiddetli bir güvensizlik var. Bu ekonomi çevrelerine de yansıdı, iç ve dış yatırımcıya da yansıdı, toplumun diğer kesimlerinde yansıdı. Şimdi endekslerin formüllerini değiştirerek tüketici güven endeksini artırmaya çalışıyorlar. Formüller değişiyor. 100'ün çok altına inmiş. 100 ortalamasıdır tüketici güven endeksinin. 100'ün üstünde olursa iyiye gitme işaretidir. 100'ün altında olursa kötüye gitme işaretidir. 100'ün altına 60'lara kadar düşmüştü güven endeksi. Ya daha da düşüyor. Bir formül değiştirsek, bazı soruları sormasak, bazı hususları devreden çıkarsak diye yeni bir formül geliştirdiler. Formülle güven endeksini %80'e çıkardılar. Formül değişikliğiyle. Toplumun güveninin arttığından, tüketicinin güveninin arttığından dolayı değil. Enflasyon rakamlarında aynı şeyi yapıyorlar şimdi. TÜİK'te
ağırlığını değiştiriyorlar. Enflasyon sepetindeki ürünün, bir gıda ürününün diyelim ağırlığını değiştiriyorlar. Bir kilo etkisi varsa 200 grama düşürüyorlar bunun ağırlığını. Ne kadar zam yapılırsa yapılsın bu ürüne enflasyonu çok etkilemiş olmuyor. Zam yapılmayacağı dönemde bu ürünün ağırlığını 2 kiloya çıkarıyorlar. 200 gramdan 2 kiloya çıkartıyorlar. Hiç zam yapılmadığı için çok ağırlıklı bir ürün hiç enflasyona etki etmemiş oluyor. Böylece enflasyon %12'lerde, 13'lerde çıkıyor. Gerçek enflasyon o mu? Değil. Böylece Türkiye'nin kurumlarına açıkladığı rakamlara da güven kalmıyor. Bakın güven her alanda çok önemli. Evet. Açıkladığınız rakamlara güven olacak. Vatandaşın güveninden bahsediyorsunuz. Yani enflasyon rakamları, işsizlik rakamları TÜİK her zaman açıklıyor. Her ay açıklıyor. Her ay sonunda insanlara bunu duyuruyor, kamuoyuyla paylaşıyor ama insanlar hayatlarındaki markete, işte faturalara ödedikleri parayla TÜİK'in açıkladığı rakamları söylüyorsunuz herhalde. İnsanların da güveni kalmadığını söylüyorsunuz. Peki bu, toplumun, yönetimin açıkladığı rakamlara, politikalara, söylediği sözlere güveni kalmadığı zaman ne oluyor biliyor musun? Bankalara da güveni kalmıyor. Mesela Türk lirasına güveni kalmıyor. Ya ne olacağı belli değil diyor bu Türk lirasının diyor. Ben en iyisi gideyim diyor, döviz alayım diyor biraz tasarrufum varsa. Altın alayım diyor. Niye altın bu kadar patlıyor? Niye döviz bu kadar patlıyor? Sebeplerden bir tanesi de bu yoğun talep. Bir tanesi de Türkiye'nin döviz ihtiyacını karşılayamaz hale gelmesi. Bir tanesi de elindeki dövizi har vur parman savurması. Bunun sebepleri var. Şimdi böyle geçtiğimiz olunca günlerde, bakın bankalardaki Türk lirası mevduatı %70'lerden %45'lere doğru geldi. %70 Türkiye'de bankalarda Türk lirası mevduatı vardı. Şimdi %30 Türk lirası, %45 Türk lirası mevduatı %55 döviz mevduatına dönüştü. Acaba dövizimize, paramıza el konulur mu kaygısı da yaşanmaya başlıyor. Güvensizlik artınca vatandaş bu sefer bunları da düşünüyor. Çelik kasa patlaması oluyor. Çelik kasa satışlarında patlama oluyor. İnsanlar bankasındaki mevduatını veya altınını diyor ki ne yapayım? Bankaya yatırsam başına bir şey gelir mi? En iyisi çelik kasa alayım da evde çelik kasada dursun. Çelik kasa patlamasıyla ekonomide başka bir güvensizlik faktörünün de ortaya çıktığını görüyorsunuz. Onun için güven meselesi çok 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 önemli doğru. Bir mesele. 2001 krizinden çok daha derin bir kriz yaşandığı söyleniyor bugün Türkiye'de ama yani gösterilen reaksiyona bakıldığı zaman o dönem yaşananların hiçbiri yok. Yani bunu nasıl yorumlamak gerekir? Vatandaşın hani tencere meselesi var siz de bilirsiniz. İnsanlar faturalardan ciddi şekilde boğuldu. Yani biz yaptığımız haberlerde de bunların geri dönüşünü alıyoruz. Yani ekonomi bu kadar çıkmaza girmişken reaksiyon noktasına neler söylemek istersiniz? O zaman tabii bu kadar güçlü bir propaganda makinesi çalışmıyordu. Şimdi daha güçlü bir propaganda makinesi çalışıyor. Ve o propaganda makinesiyle algı oluşturma, yani bilgiden çok algıya dönülüyor. Algı oluşturma. Mesela nasıl bir algı oluşturma? Acaba yani bir olmayan bir şeyi nasıl satabiliriz? Diyelim. Merak etmeyin. Parayı bulduk. Acayip gaz rezervine ulaştık. 2023'te parayı koyacak yer bulamayacağız. Bu bir algı oluşturma çalışmasıdır. Tabii ki gaz bulalım, gaz arayalım. İhtiyacımızın %5'ini karşılıyorsak onunu karşılayalım. Ama öyle bir takdim ediliyor ki zengin olduk. Zengin olduk, parayı koyacak yer bulamayacağız. Köşeyi döndük, gaz ihraç eden bir ülke olacak. Hayır öyle bir şey olmayacak. Türkiye ne kadar gaz bulursa bulsun, ne kadar petrol bulursa bulsun. Ama ihtiyacının %10'unu karşılıyorsa 20'sini karşılayabilir, 30'unu karşılayabilir. Petrol ve gaz zengini bir ülke olmaz Türkiye. Türkiye'nin zenginliği yer altında değil. Türkiye'nin zenginliği yerin üstünde. Toplumda insan, bizim en büyük zenginlik kaynağımız insanımız. Bu insanı motive etmemiz lazım. Onu üretken hale getirmemiz lazım. Onun ufkunu açmamız lazım. Onu özgürleştirmemiz lazım. Onu girişimci hale getirmemiz lazım. Onun için de iyi bir sistem, iyi bir hukuk, iyi bir adalet mekanizması, iyi bir yönetim kurmamız lazım. Bununla ancak insanınızı motive edebilirsiniz. Yoksa iyi bir yönetiminiz yoksa, iyi bir hukukunuz yoksa, adaletiniz yoksa, güven duygusu yoksa, dağlarınızın hepsi altın olsa, ovalarınızdan petrol fışkırsa,
denizlerinizden gaz kaynasa asla kalkınmış bir ülke olamazsınız. Mümkün değil. Örnekleri var. Venezuela'dan petrol fışkırıyor ama benzin bile üretemiyor. Çünkü iyi bir yönetim kuramamış. Adalet yok, hukuk yok. Ülkesinin en değerli insanlarını ülkesinden kaçırmış. Hı hı. Şimdi benzin bile üretemeyen, ekmek bile üretemeyen neredeyse bir pozisyona gelmiş. Dolayısıyla sizin de ovalarınızdan petrol fışkırsa, dağlarınız altın olsa, denizlerinizden gaz kaynasa asla ve asla kalkınmış bir ülke olamaz. Peki neden? Kalkınmış ülke olmanın yolu bizim gibi ülkeler için. Bakın biz sömürgelerimiz yok. Uydu devletlerimiz de yok bizim. Zengin doğalgaz ve petrol yataklarımız da yok. Peki biz nasıl zengin olacağız? Bizim insanımız var. Böyle olmayan iki örnek verelim. Biri Almanya, biri Japonya. Bunların da sömürgeleri yok. Bunların da uydu devletleri yok. Bunların da gaz ve petrol gibi kaynakları yok. Nasıl zengin oluyorlar? Üreterek, teknolojiyle. Peki bunu nasıl yapıyorlar? İyi bir ekosistem kurmuşlar. İyi bir eğitim sistemleri var. İyi bir yönetim sistemleri var. İyi bir disiplinli ekonomileri var. İyi bir adalet sistemleri var. Özgürlüklerin alanı geniş. Paralarını çarçur etmiyorlar. Biz paralarımızı çarçur ediyoruz. Biz paramızı öyle 12'den vuracak yerlere ayırmamız lazım ki. Mesela eğitime, anaokuluna, anaokuluna, ilkokula, ortaokula, liseye. Biz her ile üniversite yaparak, üniversitelerin sayısını artırarak insanlarımızın kalitesini artıramayız. İnsanın kalitesi okul öncesi eğitimde aldığından başlar. En katma değerli alan orasıdır. Yani bizim önümüzdeki dönemde her ile üniversite değil, her mahalleye okul öncesi eğitim açmamız lazım. Çok iyi öğretmenler yetiştirmemiz lazım. Çok iyi bir müfredat yapmamız lazım. Ve eğitime odaklanmamız lazım. Biz şimdi yüksek, büyük binalar yaptığınız zaman büyük müteahhitler yetişiyor değil mi? Bizim büyük müteahhitlerle zengin olmamız mümkün değil. Bizim büyük adamlar yetiştirmemiz lazım. Büyük adamlar da eğitimden yetişir. Önemli bir şey. Bizim bütün paramızı, pulumuzu eğitime ayırmamız lazım. Büyük binalar dikmeye değil, büyük adamlar yetiştirmeye odaklanmamız gerekiyor. Bu da ancak eğitimle olur, iyi bir ekosistemle olur. Buna odaklanacağız. Paramızı çarçur edemeyiz. Almanlar paralarını çarçur etmiyorlar. Siz 5 kuruş israf ettiklerini göremezsiniz. 1 liralık işi 10 liraya yaptıklarını asla göremezsiniz. Japonlar da bunu göremezsiniz. Ama bizde şimdi 100 liralık işler 1000 liraya yapılıyor. Lüzumsuz lüzumsuz binalar dikiliyor. Hem bunlar lüzumsuz yere harcamalar, hem de 100 liralık işi 1000 liraya yapmak gibi çok pahalı maliyetlerle iş yapmak. İsrafın da varlığını bu şekilde yani dile getiriyorsunuz siz. Yani yolsuzluk ne derseniz deyin. Bütün bunların önlenmesi iyi bir yönetimle, denetim mekanizmasıyla, iyi bir hukukla, adaletle, özgürlükle mümkün olur. Türkiye'nin zenginliği burada işte. Tabii ki gaz arayalım, tabii ki petrol arayalım, burayı bulalım. Bulduğumuz petrolün bizim cari açığımıza katkısı olacağını bilelim, olsun. Ama bizim zenginliğimiz orada değil. Zenginliğimiz yerin üstünde kesinlikle ve kesinlikle yerin. Peki karşımızda böyle ülkeler var. Örnek alabileceğimiz işte Almanya üretimle büyüyen bir ülke. Japonya hakeza böyle. Biz neden fabrikaları kapattık? Özellikle şeker fabrikaları olsun. Ondan sonra geçmişte yapılmış birçok fabrika var. Fabrika kuran fabrikalar var. Özelleştirmeleri var bunların. Neden böyle özelleştirme yaptık? Şöyle özelleştirme mantık itibariyle yanlış ve kötü bir şey değil. Şeffaf yaparsanız, kurallarını iyi koyarsanız, özel kamunun yapmış olduğu işleri özel sektör çok daha düşük maliyetlerle çok daha verimli bir şekilde yürütebilir. Bugün Türkiye'nin bir devletinin ayakkabı fabrikası kurmasına ihtiyacı var mı? Vaktiyle vardı. Çünkü ayakkabı nasıl üretilir bilen müteşebbisi, sermaye birikimi, bilgi birikimi, teknolojisi yoktu. Değil mi? Bunun için ayakkabı fabrikasını da devletin yapması gerekiyordu. Peki şimdi devlet ayakkabı fabrikası kurması mantıklı mı? Yok. Yani Konya'da bile dünyanın en kaliteli ayakkabılarını yapabilecek nitelikte sanayicilerimiz var, öyle değil mi? Girişimcilerimiz var. Şimdi bunlar varken bizim ayakkabı fabrikası kuruyoruz, ey ahali devlet olarak Konya'ya dememizin ne esprisi olur?
Gülerler ya. Konya'da bu kadar imalatçı, sanayici bu işi yapabilirken, girişimci yapabilirken. Yapacağımız şey buradaki girişimcinin önündeki engelleri kaldırmak. Desteklenmiyor mu şu anda? Desteklenmek, onu üretim yapar hale getirmek, onu cesaretlendirmek, uzun vadeli ona kredi açabilmek, teşvik verebilmek. Şu anda destekleniyor mu sizce yeterli oranda? Yeterli değil. Şimdi teşvikler ne zaman işe yarar biliyor musunuz? Az önce konuştuğumuz ortam olduğu zaman işe yarar. Güven ortamı. Güven ortamı yoksa siz para yağdırsanız mesela şeye, girişimciye, adam yağdırdığınız paranın hepsi boşa gider. Batar, batak, altı bataklık çünkü. Altını kurutmanız, sertleştirmeniz lazım ki adam orada yatırım yapabilsin. Yoksa bataklığa paranızı atmış olursunuz. Siz güveni sağlayın, hukuku sağlayın, adaleti sağlayın, özgürlüğü temin edin. Adam geleceğe dair güvenle bakabilir hale gelsin, motive olsun, para lazım değil. O adam parayı bulur. Verdiğiniz para da, verirsiniz teşvik, tam 12'den vurmuş olursunuz. Çok isabetli gider. Ama şimdi olmuyor. Verseniz bile zaten küçük miktarlarda oluyor. Yeterli değil. Bütçede yeterli destek verecek imkan da bırakmadılar. Ama zemin de bataklık olduğu için verdiğinizde boşa gidiyor. Yani adamı çıkarması gereken kredi adamı batırıyor. Neden? Çünkü zemin bataklık olduğu için. O açıdan özelleştirme mantık olarak kötü bir şey değil. Kötü yaptığınız için kötü oluyor. Kötü yaparsanız kötü olur. Özellikle son dönemde yapılan şeker fabrikalarının özelleştirilmesi. Birçoğu şu anda çalışmaz hale geldi. Konya Şeker özelleştirildi değil mi? Devlet fabrikasıydı. Kayseri Şeker özelleştirildi. Evet. Peki Konya Şeker parayı koyacak yer bulamazken Türk Şeker niye zarar ediyor? Konya Şeker parayı koyacak yer bulamıyor. Oraya yatırım yapıyor elindeki biriktirdiği parayla. Buraya yatırım yapıyor. Belki bir kısmı da rasyonel değil yaptığı yatırımların bilmiyorum. Ama Kayseri Şeker, Konya Şeker çok karlı bir şeker üretimi yaparken niye Türk Şeker bunu yapamıyor? Zarar ediyor. Türk Şeker'in elindeki fabrikalar niye zarar ediyorlar? Çünkü orada mantık farklı çalışıyor. Mantık farklı çalıştığı için zarar eden bir sistem çalışıyor. Bu yüzden de bir düzenleme var. Türkiye'de şeker fiyatları Türk Şeker'in üretim maliyetlerinin altında olamaz. Mesela şimdiki rakamları tam bilmiyorum hangi maliyetlere ulaştığını. Bir vakit Türk Şeker şekerin kilosunu 2 liraya üretiyordu. Konya Şeker 45 kuruşa üretiyordu. Şekerin kilogram üretim maliyeti 45 kuruşa üretiyordu. Ama 2 liraya satıyordu. Çünkü 2 liranın altında satış yasağı vardı. O zaman parayı koyacak yer bulamıyorsunuz işte. Ve vatandaş da 45 liraya 45 kuruşa üretiyorsa 50 kuruşa satabilir mesela. 60 kuruşa satabilir. Vatandaş da çok ucuza şeker yiyebileceği halde 2 liranın üstündeki bir fiyatla piyasaya toptan fiyatla şeker sevk edildiği için vatandaş da pahalı şeker kullanmak mecburiyetinde kalıyor. Niye? Türk Şeker'in zararlarını finanse edebilmek için. Evet. Bu zararları finanse edebilmek için. Ama bir taraftan vatandaşlar o zararları finanse ederken bir taraftan da özel sektörün şeker fabrikalarının çok yüksek karlar elde etmesinin zemini oluşturulmuş oluyordu. E bu doğru mu peki? Mantıklı mı yani? Olsun mu böyle bir şey? Devam etsin mi? O açıdan yani özelleştirme yanlış bir şey değil. Yanlış yaptığınız için yanlış sonuçlar doğurur. Efendim şey aslında Deva Partisi'ne de şimdi girmek istiyorum. Kısa bir aranın ardından inşallah gireceğiz. Eğitim politikanızdan az çok bahsettiniz. Destekleme noktasında da bahsettiniz. İsterseniz bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Efendim kısa bir aranın ardından yeniden görüşmek ümidiyle. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Bakanım, bundan önceki süreçte AK Parti'de önemli görevlerde bulundunuz. Az önce de bunları dile getirdiniz. Bakanlık yaptınız. Daha sonraki süreçte istifa ettiniz. Sizi Ali Babacan'la aynı yola
iten sebepler neydi? Yani Ali Babacan Bey'le neden bir siyasi yolda buluşmak istediniz? Bir gönül bağınız var ondan mı? Yoksa Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu süreçten çıkarabilecek bir ekip kurabileceğinizi düşündüğünüz için mi bir siyasi yol kurdunuz? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şöyle tabii, biz Ali Babacan Bey'le AK Parti döneminde tanıştık. Yani AK Parti'nin kurucu üyelerinden o da. Ben de kurucu il başkanıyım Kocaeli'nde. O dönemde tanıştık. Sonra parlamentoda buluştuk. Yani onlar bakan oldu. Biz milletvekili, parti genel merkez yöneticiliği yaptım. Grup başkan vekilliği yaptım. Sonra da 5 yıl kabinede birlikte çalıştık hükümet üyesi olarak. 60 ve 61. hükümetlerde. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda çok yakın çalışma imkanımız oldu 5 yıl boyunca. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndaki çalışmalarda, yani Ali Bey'in bu çalışmaları nasıl titiz bir şekilde yürüttüğünü, nasıl kararlı bir şekilde yürüttüğünü, nasıl katılımcı bir yöntemle bu kararların alınması için çaba harcadığını, nasıl bütün herkesin aklından, fikrinden yararlanarak bir takım politikaları oluşturmak konusunda gayret gösterdiğini ben yakından bildiğim için. Ve Türkiye'de artık siyasetin dili, üslubu, tarzının değişmesinin zamanı geldiğini de düşündüğümüz için. Türkiye'de siyasetin dili gerçekten berbat. Evet. Yani bu dil, bu üslupla Türkiye'nin menfaatine bir şey yapmak mümkün değil. Çok kaba, çok yaralayıcı, çok ötekileştirici, çok dışlayıcı bir dil ve üslup kullanılıyor. Ve Türkiye'de artık liderlik tarzının değişmesi gerekiyordu. Artık böyle kodumu oturtan, bağırıp çağıran, masaya yumruk vuran falan bir liderlik tarzının Türkiye'ye bir faydası olmayacağı kanaatinde. Karizmatik liderlik döneminin de faydaları olur. Ama sonucu çok yıkıcı olmuştur tarih boyunca. Karizmatik liderliğin de bir ömrü vardır, faydalı ömrü. Ne kadardır ömür? O faydalı ömür ülkeden ülkeye değişir ama işte 10 yıldır. 10 yıl sonra yeni bir liderlik formatına geçmek lazım. Ya kişinin değişmesi lazım ya yöntemin değişmesi lazım gibi değişimler olması gerekiyor. Türkiye karizmatik liderlik döneminin de faydalarını gördü. Ama artık o dönem kapandı. Karizmatik liderlik sistemi zehirlemeye başladı ve sistem bozulmaya başladı. Yeni bir liderlik üslubuna, tarzına da Türkiye'nin ihtiyacı vardı. Demokratik liderlik. Otokratik liderlik anlayışından Türkiye demokratik bir liderlik anlayışına. Artık tek kişinin gözünün içine bakıldığı, tek kişinin iki dudağının arasından çıkacak sözlere bakılan bir liderlik tarzının yerine demokratik bir liderlik, katılımcı, insanların görüş ve düşüncelerini açıkça ifade edebildikleri, başkalarının görüş ve düşünceleriyle de politika oluşturulabilen, liderin adeta bir orkestra şefi gibi bu senkronizasyonu sağlayan, bütün enstrümanları kendisi çalmaya kalkışmayan, yani orkestrada değil mi? Orkestra tarzı bir yönetim sergilemek gerekiyordu Türkiye'de. Nasıl sergileyeceksiniz bunu? Önce kurallar olacak. Notalar yani. Notasız olmaz. Nota hukuktur. Yönetimde kurallardır. Kurallar olacak. Herkes kuralları bilecek ve herkes kurallara göre enstrümanını çalacak, işini yapacak. Kuralsız olmaz bu iş. Sonra enstrümanlar. Siz saz çalarsınız. Ben kanun çalarım. Öteki ut çalar. Bir araya geliriz. Notalara uyarak çalarız. Ve bir ahenk oluştururuz. Bir musiki oluştururuz. Siz notaya göre enstrümanınızı çalarken benim çaldığım kanunun sesini bastırmaya gayret etmezsiniz. Benimkinde dikkati. Bir kulağınız bende olur yani. Bir gözünüz kendi enstrümanınızda, bir kulağınız bende, bir gözünüz de şefte olur. Şef de size işaret eder. Der ki sesiniz biraz yükseltin. Siz biraz alçaltın. İşte hepiniz birden şöyle topluca biraz volümü artırın. Hep bir kulağın, bir gözümüz orada olur. Demokratik bir liderlikte notalara uygun. Herkes enstrümanını doğru çalar. Birbirinin enstrümanını dikkate alır. Ve bir gözü de orkestra şefinin nasıl maestroluk yaptığına, nasıl ahengi sağladığına bakar. O zaman musiki çıkar. Artık Türkiye'nin yönetim tarzının böyle olması lazım.
Bu tarzı da biz Ali Bey ile birlikte nasıl yapılabileceğini yıllarca gördüğümüz için birlikte bunun yapılabileceğine kanaat getirdik. Onun için bu siyasi hareketi, yeni bir siyasi üslup, dil, yeni bir siyaset tarzı, yeni bir liderlik tarzı, üslubu olarak Türkiye siyasetinin önüne koymak istedik. Yoksa ordu tipi yönetimde bir yönetim tarzıdır. Birisi gelir, emirleri verir. Yat, yatarsınız. Kalk, kalkarsınız. Rap, rap, rap diye düzenli sesler de çıkartırsınız. Vallahi bu çok kolay. Yöneten için de kolay, yönetilen için de kolay. Niye? Yöneten ne dersem yapıyorlar ya. Yat diyorum, yatıyorlar. Kalk diyorum, kalkıyorlar. Güzel, kolay bir şey. Yönetilen için de kolay. Benim bir sorumum yok abi. Ben yat dediler, yattım. Kalk dediler, kalktım. Daha ne yapayım? Değil mi? Kolay bir şey. Bizim yeni bu söylediğimiz sistem, zor. Yeni sistem biraz da bu bunun önünü açtı. Bu söylediğimizde herkes kuralları bilecek. Herkes kurala göre enstrümanını çalacak. Diğer enstrümanların sesini dikkate alacak. Bir gözü orkestra şefinde olacak. Ahenkli olacak. Bunun biraz zahmetli olduğunu biliyoruz ama 21. yüzyıl Türkiye'si eğer kalkınacaksa, gelişecekse ve şimdiye kadar ki kaybettiklerini geri kazanacaksa ancak böyle bir yönetim tarzıyla kazanabilir. Onun için bu yolu seçtik. Peki eleştirdiğiniz yönetim sistemin önünü bu yeni cumhurbaşkanlığı sistemi biraz da olsa açmış mı gözüküyor yani dışarıdan baktığımızda? Tabii onu güçlendiren bir sistem bu. Yani bu emir komutayla mekanizmasını, yani ordu tipi yönetimi, yat yat kalk kalk. Yani bununla kalkınmanın olacağını iddia edenler de var. Demokrasi kalkınmaya engel oluyor. Herkes ağzını açan konuşuyor kardeşim demokraside. Adam eleştiriyor. Protesto ediyor. Bilmem ne yapıyor. Ya böyle bir ülkede kalkınma olmaz falan diyorlar. En iyisi ne yapalım? Çin tipi. Mesela Çin'de demokrasi mi var? İnsan hakları mı var? Özgürlük mü var? Ama ekonomi gelişiyor. Neresi gelişiyor? Sürdürülebilir mi? Çin'in nüfusu 1,5 milyarın üstünde. Değil mi? 200-300 milyon insan var. Milli geliri paylaşan. Geri kalan 1 milyar 200 milyon insan sadece bir avuç pirinçle karnını doyurarak hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Gak diyenin kafası eziliyor, guk diyenin boğazı kesiliyor. Ve kimse de buna ses çıkarmıyor. Buna gelişme diyebilir misiniz? Yani böyle bir gelişme sayılabilir mi? Sürdürülebilir mi? Değil yani. Onun için peki, bizim gibi ülkelerin insan potansiyelini harekete geçirmek ancak demokrasiyle olur, ancak hukukla olur, ancak özgürlükle olur, ancak adaletle olur. Başka türlü bu potansiyeli harekete geçiremezsiniz. Efendim şöyle bir eleştiri, belki eleştiri de demeyelim de hani farklı düşünen veya aykırı ses olanlara her zaman bir yaftalama meselesi olabilir. Yani Türkiye'nin normal görüküyor artık Türkiye'de bu gibi durumlar. Şimdi Ali Babacan Bey parti kurduğu zaman İngiliz sermayesiyle kurulan bir partiye ben oy mu vereceğim noktasında sahada şeyler oldu. Hani bu tarz görüş bildiren bir kesim oldu. Deva Partisi İngiliz sermayesiyle kuruldu noktasındaki söylemlere siz neler söylemek istersiniz? Bir görsek o İngiliz sermayesi neredeymiş? Yani göremedik henüz bir İngiliz sermayesi. Deva Partisi Anadolu'nun sesi. Anadolu'daki insanın ihtiyacından ve Anadolu insanının ferasetinden kurulmuş bir siyasi partidir. Eğer Anadolu destek vermezse, kim ne isterse isin, Amerika, İngiltere, Rusya, Çin hepsi bir araya gelseler, Türkiye'de bir parti kurup da bir yere vardıramazlar. Peki Anadolu'dan mesele, okucu alabileceğinizi düşünüyorum. Tabii ki. Tabii. Öyle olmasa özellikle Konya'dan. Bugün Konya'dayız. Evet. Bakın Konya'da bizim arkadaşlarımız gayet güzel il teşkilatı kurdular. Gayet güzel ilçe teşkilatları, 9 tane ilçenin ilçe teşkilatlarını kurdular, oluşturdular. Hızlı bir şekilde bütün ilçelerin teşkilatlarını kuruyorlar. Anadolu'nun ortası burası. Anadolu'nun ortası ve tanıdığınız insanlar. Yani bu insanlar Anadolu'nun sesi değilse kim? Kimin sesi? Ahırlı ilçe başkanı kimin sesi? Tuzlukçu ilçe başkanı kimin sesi? Selçuklu ilçe başkanı kimin sesi? Kimin sesi bu arkada? Ereğli ilçe başkanı, Yunak ilçe başkanı kimin sesi? Kulu ilçe başkanı kimin sesi? Hepsiyle biraz önce tanıştık bu arkadaşlarımız. Deva Partisi'nin Konya'daki ilçe başkanları. Kimin sesi bunlar? İngiliz uşağı diyebilir misiniz? Allah'tan korkacaksınız ya. İnsan kendi vatandaşına, kendi arkadaşlarına
siyaset uğruna bunları söyleyebilir mi yani? Önemli olan şu. Şuna bakalım. Bugün olandan bitenden, ülkenin kötü yönetilmesinden, ekonomisinin bozulmasından, borçlarının artmasından, faizlerinin yükselmesinden kim yararlanıyor kardeşim? Kim? Kim yararlanıyor? Yabancı, dış güçler. Kim dış güçlere çalışıyor o zaman? Kötü yönetirsen dış güçlere çalışmış olursun. Bilinçli veya bilinçsiz. Bazen bilinçli yapmazsın bunu. Bilinçsiz olur. Ama sonunda en büyük faydayı, şimdi diyelim ki Ali Babacan ve arkadaşları bizler hükümetteyken, yönetimdeyken Türkiye'nin IMF'ye borcu kapanmış. Nasıl kapandı yani? Siz kapatmak istiyordunuz da biz engel mi olmak istiyorduk? Yok. Biz kapatacak bir sistem için çalıştık hep beraber. Daha iyi bir sistem vardı. Türkiye'de faiz oranları ciddi manada düştü. Tekhaneli rakamların geldi. 6-5-6'lara geldi. Enflasyon düştü Türkiye'de. Bütçe açıkları minimum seviyelere geldi. Bankacılık sistemi güçlüydü. Hala onun ekmeği yeniyor. Hala o günlerde kurulan sağlam finans bankacılık sisteminin hala sağlam bütçe dengelerinin ekmeği yiyor. Ekmeği yeniyor. Ama az kaldı yani. Az kaldı. Artık oradan da fazla ekmek yiyecek bir şey kalmadı. Bankacılık sistemi de genel bütçe dengeleri, finansal dengelerde Merkez Bankası'nın bağımsızlığı tamamen ortadan kaldırıldı. Şimdi Merkez Bankası'nın attığı hiçbir kurşun işe yaramıyor. Hepsi karavana oluyor. Az önce konuştuk ya, 100 milyar, 120 milyar dolarlık rezervi bir yıl içinde erittiler ya. Genel Başkanımızın bir sözü gibi bir kibrit çakıp yaktılar yani. Ya biz o 120 milyar doları biriktirene kadar göbeğimiz çatladı arkadaşlar. Hep beraber. Yani ben Ali Babacan biriktirdi, ben biriktirdim, şu biriktirdi demiyorum. Türkiye olarak biz o 120 milyar dolarlı parayı biriktirene kadar göbeğimiz çatladı. Merkez Bankası'nın yedek akçelerini biriktirip kara gün için harcayacağımız bu paraları lüzumsuz yere harcayıp israf edip gidildi. Ya biz onları biriktirene kadar göbeğimiz çatladı Türkiye olarak. Sen şimdi keyfe gider bir çırpıda yok edip gittin. Yani dolayısıyla bu laflar boş laflardır. Bunun AK Parti kurulurken de AK Parti için benzer şeyler söylendi. Duyduk ya, ben de il başkanıydım. İşte bunlar İsrail'in ajanı. Amerika'dan talimat aldılar. İngilizler bunları kurdurdular. Şu ya, ne oldu o günden beri? Öyle miydi yani? Öyle değil. Efendim peki şey mi? Ali Bey eğitim noktasında çok da önemli bir isim. Yurt dışında da eğitimleri var. Hani Ali Bey biraz daha elit kesime hitap edecek noktasında da söylemler var. Siz az önce mesela Anadolu dediniz ya. Ali Bey Anadolu'nun dilinden hani bu dedikleri gibi yani elit kesime mi sadece hitap ediyor? Bu noktada da bir şey var. Yani bunu bir açıklığa kavuşturursanız. Şöyle, Anadolu dediniz ama Ali Bey'in hani aile yaşantısından, eğitim hayatından hep böyle bir şey, variyetten gelme bir durumu var. Ali anlayabilir Bey, mi yani? Bir Anadolu esnafının gibi çocuğu. Evet. Anadolu esnafı. Ali Bey'in babası Ankara Çıkırıkçılar yokuşunda bir Anadolu esnafı. Yani Anadolu esnafı ne yapmış diyelim ki işte perde satmış. Mefruşat satmış yani diyelim ki. Mensucat işi. Sonra Anadolu esnafı biraz daha işini büyütmüş. Sitelerde, Ankara'nın sitelerinde biraz daha büyük dükkana geçmiş. Gene aynı işi yapmış. Hı hı. Sonra kendisi bir yer almış. Daha büyük bir mağaza yapmış. Gene aynı işi yapıyor. Bir Anadolu esnafının esnaflıktan tüccarlığa geçmesi yanlış bir şey mi? Yani bir bakkal dükkanı olsa adam, bakkal dükkanından zincir marketlere geçse mesela, takdir edilmesi gereken bir şey değil mi? Takdir edeceğiz. Bravo diyeceğiz. Yani bakkal dükkanıyla başladı ama şimdi uluslararası zincir marketleri oldu. Türkiye'de de var, dünyanın başka yerlerinde de var. Böyle bir girişimcimiz olsa ne yapacağız biz bu girişimciyi? Kıskanacak mıyız? Yok, gıpta edeceğiz. Bunlardan 10 tane daha olsun diyeceğiz. 20 tane daha olsun diyeceğiz. Türkiye'yi bunlar zenginleştirirler. Yani Ali Bey'in babası da, ailesi de bunu yapmış. Almış. Bir küçük Çıkırıkçılar yokuşundaki dükkanı, bir toptancı dükkanını çok daha büyük bir
iş yerine, çok daha büyük bir iş yerine çevirmiş. Belki bugün kaç kişi istihdam ediyorlar bilmiyorum. Bir iş yerine dönüştürmüş. Babası ya oğlumu iyi okutayım demiş. Az önce bir şey konuştuk. Anadolu'da bir söz vardır. Eğitime önem vermek için derler ki ceketimi satar okuturum. Evet. Niye böyle söylüyorlar? Adam bir ceketi var zaten. En değerli bayramda, seyranda bunu giyiyor. Bu en değerli varlığı. En değerli varlığını çocuğunun eğitimi için harcarım demek bu yani. Bak bu mantık değişmemesi lazım. Çocuğumu ceketimi satar okuturum. Bizim onun için az önce konuştuk. Bizim bütün en önemli şeylerimizi eğitime yatırmamız lazım. Çocuklarımızı çok iyi eğitmemiz lazım. Yurt içinde, yurt dışında. Neredeyse. İlim neredeyse gideceksin alacaksın öyle değil mi? İlim Çin'de de olsa alacaksın. İlim bizim yitik malımız. Neredeyse gider alırız. Almalıyız da. E onu yapmış. Türkiye'nin benim çocuğum iyi eğitim görsün demiş. Ankara'nın en iyi okullarından birine vermiş. TED Koleji'ni bitirmiş. E sınavlara girmiş. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birine girmiş. Dereceyle bitirmiş. Orayı da birincilikle bitirmiş. Yanlış mı yapmış yani? Yanlış mı yapmış? Yok. Sonra da yurt dışına gitmiş. Yurt dışında da master yapmış. Gitmiş Amerika'da da master'ını yapmış. İyi güzel. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bitiren bir gencin Amerika'da dünyanın başka bir iyi bir üniversitesinde Chicago'da master yapması yanlış mı yapmış? Yok doğru yapmış. Ufku açılmış. Bakış açısı değişmiş. Dünyayı görmüş. Bütün çocuklarımız böyle olsun. Yani 100 tane, 1000 tane, milyon tane Ali Babacan'ımız olsun bizim. Yanlış değil bu. Yanlış bir şey değil. Ha, çıkırıkçılar yokuşundan bir esnafın oğlunun böyle bir yere gelmiş olması yanlış bir şey değil. Mesele bu ya. Anadolu'nun sesi onun için. Evet. Anadolu esnafının çocuğu işte yani. Sayın Anadolu esnafının keşke bütün çocuklarını alsak öyle bir sistem kursak ki bu seviyelere yükseltebilsek. Yapmak istediğimiz şey de bu. Sayın Ali Babacan'a yöneltilen bir eleştiri de şu olsa gerek. Tezkere konusunda söylemiş olduğu bir cümlesi var. İlk bomba düştüğünde, Irak'a ilk bomba düştüğünde 8,5 milyar dolar ülkemize girecek dediği bir cümle var. Özellikle sağ kesimden parti kurulduğundan beri bu konuda çok eleştiriler aldı. Bunu nasıl açıklıyorsunuz siz? Veya halka bunu nasıl açıklayacaksınız? Bu senin söylediğin şeyin üzerinden 20 yıl geçti. 20 yıl önce Türkiye'de gerçekten ayın 15'inde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 2013 yılının Şubat ayından bahsediyoruz. 2003 yılının Şubat ayından bahsediyorsunuz. 2002 yılının Kasım ayında seçimler oldu Türkiye'de. Aralık ayında hükümet kuruldu. Şubat ayında Irak meselesiyle karşı karşıya kaldı Türkiye. Türkiye öyle bir tablo devralmış ki devralınan tablonun içerisinde işte ekonomiyi yöneteceksiniz. Dış politikayı yöneteceksiniz. Dış politika sürecinde işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a işgali meselesini yöneteceksiniz. Adam işgal edecek yani kafaya koymuş. Yani Türkiye'nin bu işgalin önüne geçmesi ile alakalı çabalarını herkes biliyor. Öncelikle Irak'ta bölge ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde nasıl bir mekik diplomasisi yapıldığını herkes biliyor. Bunun herkese neye mal olacağına dair. Ama Türkiye'nin çabaları orada fayda etmedi yani. Bu işgalin önüne geçilemedi açıkçası. O açıdan herkes bu işgal olmasın. Daha farklı bir yöntemle bir çözüm bulunsun. Diplomatik çözüm bulunsun. Türkiye'nin ilk o günkü hükümetin çabası bu istikametteydi. Bu istikametteki çabalar. Sonra bir Amerikan işgali karşısında Amerika'ya Türkiye'nin bu işgalden nasıl bir zarar göreceği, hem siyasi hem ekonomik hem sosyal açıdan nasıl bir zarar göreceği de ayrıca anlatıldı. Amerikan tarafına da. Siz bunu böyle keyfe keder yapmaya çalışıyorsunuz ama bunun Türkiye'ye de ciddi ekonomik zararlar olacak. Bizim zaten ekonomik tablomuz ortada. Ve bu ekonomik... Değil mi? Yeni krizi atlatmış bir ülke var. Atlatmamış daha. Kriz yaşıyorsunuz yani. O krizi yaşayan bir ülke de Amerika'nın bu işgalinin size ne büyük zararlara mal olacağını Amerikan tarafıyla da
konuşuyorsunuz. Amerikan tarafı da size diyor ki ben sizin zararlarınızı telafi ederim ekonomik açıdan. Zararlarınızı telafi ederim. Bu şartlar altında konuşabilir miyiz? Birçok şey konuşuldu. Askeri yönü, ekonomik yönü, siyasi yönü konuşuldu. Nihayetinde bütün bunlarla yapılan müzakerelerden sonunda sivil toplum örgütleri, bakın o gün sivil toplum örgütlerinin parlamento üzerinde, siyasi kararlar üzerinde çok etkisi vardı. Bütün milletvekillerini geldiler, sivil toplum örgütleri tek tek etkilediler. Medyanın etkisi vardı. Muhalefetin etkisi vardı. Parlamentonun da bağımsızlığı vardı daha çok. Kuvvetler ayrılığı vardı. Ve parlamentodan bu tezkere geçmedi. Sonuçta bu tezkere geçmemiş oldu yani. O açıdan bunu 20 yıl öncesinin şartları içinde değerlendirdiğinizde nasıl bir parlamento vardı, nasıl bir ekonomi vardı, nasıl bir dış politika izlendi, nasıl bir mekik diplomasisi oldu, kimin hangi rolü oynadığını falan detaylarıyla konuşmak gerekiyor. Yoksa hani eleştirmek için ama sen 20 yıl evvel işte ekonomi bakanıyken şöyle bir söz söylemiştin. Tamam gel 20 yıl evvelsine gidelim. Yaşayalım aynı 20 yıl evvelsini gene yaşayalım. Seni ekonomi bakanı yapalım 20 yıl evvelsinin şartlarında. Bakalım ne yapacaksın? Efendim bugün Sayın Ali Babacan'ın siyasi varlığı bazı kesimleri rahatsız ediyor mu? Bunu görüyor musunuz? Yani Deva Partisi'ni mevcut iktidar özellikle bunu açıkça sorayım. Kendine tehlike olarak görüyor mu? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ya, Deva Partisi kimse için bir tehlike olma iddiasında değil. Yani tehlike görür görmez başkaları onu bilmiyor. Ama Deva Partisi kimse için bir tehdit değil. Yani. Deva Partisi'nin muhatabı toplumdur, kamuoyudur. Kendisini bu gidişattan rahatsız eden insanlardır. Biz o insanları muhatap oluyoruz. O seçmen kitlesini. Siyasi partiler şöyle düşünüyorlarsa, kendilerine vaktiyle oy vermiş kişileri. Bize oy verdiniz, bundan sonra bizim mülkümüzsünüz, tapulu. Daha bir yere veremezsiniz. Verirseniz ihanet etmiş olursunuz. Hayır böyle bir şey yok. Seçmenler bakarlar, memnun olurlarsa size oy verirler, memnun olmazlarsa başkasına verirler. Liderinden, partisinden, politikalarından memnun olan hiçbir kimseyi hiçbir parti oradan alıp bu tarafa transfer edemez. Zorla alamaz oyunu. Ama mevcut siyaset tarzından, liderlik tarzından, politikalardan memnun olmayan hiçbir seçmeni de kimse orada tutamaz. Tutabilir mi? Nasıl tutacaksınız? Ha, tutamadığınız seçmen için beni suçlamayacaksınız. Kendinizi suçlayacaksınız. Ben bu seçmenleri niye burada tutamıyorum? Onları burada tutacak politikayı niye izleyemiyorum? Yerel seçimlerde kendine olduğu bakacaksınız. Gibi. Onun için Deva Partisi hiçbir partiye tehdit değil. Ama Türkiye siyasetinde nasıl büyük bir boşluk, nasıl büyük bir ihtiyaç olduğunu da görüyoruz. Toplumun bugün itibariyle baktığımızda %40'ı mevcut siyasi partilere oy vermek istemeyen ve mevcut siyaset tarzından memnun olmayan bir kitle. Bu kitleyi kimse yanına alamıyor. Kararsızlar. Mevcut siyasi partiler bunu. Kararsızlar ve sandığa gitmiyorum arkadaş diyenler. Peki niye bunlar kararsız kalsın? Niye bunlar sandığa gitmesin? %40 niye demokrasiye katılmasın? Sayın Başkan %40 ciddi bir rakam. Ya, evet ciddi bir rakam. Evet. Bu da büyüyor bu. Hı-hı. Daha küçüktü büyüyor. Yarın daha da büyük olacak. Yani bu güvensizlik atmosferi devam ettikçe bu kitle daha da büyüyecek. Peki bu kitle ne yapsın? Seyretsin mi olanı biteni? Bu kitle kendisinin de gönül rahatlığıyla oy vereceği bir siyasi organizasyon bulamasın mı? Kendini denize mi atsın? Ülkesine sahip çıkmasın mı? Ne yapacak yani? Ha biz o insanlara evet biz sizin için mücadele ediyoruz. Sizin rahatsız olduğunuz şeylerden biz de rahatsızız. Çözümlerimiz de şunlar diyen bir siyasi organizasyon kurduk. Yani orada büyük bir boşluk, büyük bir kitle var. O kitle ile biz buluşmak hatta orada olmayan mevcut bir siyasi partinin içinde hala yönetici olarak görülen, seçmen olarak görülen, üye olarak görülen ama olandan bitenden fevkalade rahatsız olan ikinci bir kitle daha var. Efendim üye sayınız şu an güncel olarak kaç Deva Partisi'nin üye sayısı? Şu anda bizim parti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden
Üye sayısı zannedersem 5000'i geçmiştir. Ama web üzerinden bize üyelik başvurusu yapan insan sayısı da 100.000'in üzerinde. Web'den başvuranların sayısı. Şimdi bunlar parti teşkilatlarımız kuruldukça, ilçe teşkilatlarımız kuruldukça ilçelerde de üye kampanyaları yapılacak ve o yüz yüze görüşmelerle çok daha fazla sayıda insanın partimize üye olacağını görüyoruz. Yani şu anda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden yani il yönetimleri, kurucu ilçe yönetimleri bunlar intikal ediyor öncelikle. Bunlar mesela 5000'i geçmiş durumdalar. Ama bize web üzerinden üyelik başvurusu yapanların sayısı 100.000'in üzerinde. Muhtemelen teşkilatlarımız tamamlandığında onların kampanyalarıyla birlikte büyük ihtimal ilk etapta yani 1 milyonun üzerinde bir parti üyesi olur. Ama biz parti üyeliğini ciddiye alan bir siyasi partiyiz. En önemli farkımız bu. Bizim parti üyelerimiz altına imza koydukları şeye sahip çıkan üyeler olmasını istiyoruz. Üyelik beyannamesinin altına imza koydular. Ne yapacaklar? Partinin çalışmalarına katılan üye istiyoruz. Nicelikten çok nitelik istiyoruz. Partinin eğitimlerine katılan üye istiyoruz. Partinin finansmanına katılan, aidatlarını düzenli ödeyen üye istiyoruz. Ve partinin her türlü kararlarına katılan üye istiyoruz. Yani sorumluluklarını yerine getiren, her türlü hakkı da olan üye. Türkiye'de siyasi partiler üyeliği ciddiye almadıkları için partiler yozlaşıyorlar bir müddet sonra. Milyonlarca veriyorlar. Amcanı, dayını, teyzeni, alanı, herkesi üye yap. Peki bir nasıl bir parti üyeyi olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Bir metin okumuş mu? Okumamış. Bir eğitime katılmış mı? Katılmamış. Bir siyasi çalışma yapmış mı? Yapmamış. Hiç aidat ödemiş mi? Ödememiş. O üyeye de bir şey sormuyorlar. Orada bir kalabalık teşkil ediyor yani. Bir kalabalık teşkil ediyor. Hayır, parti üyeliği kalabalık teşkil etmek için yapılacak bir şey değil. Siyasetin çarklarını çevirecek, kararları, siyasi kararları alacak, siyasi çalışmaları yapacak bilinçli bir kitle. Yani Deva Partisi'nin parti üyelik sistemi böyle bir bilinçli kitle, siyasal kitle oluşturmaya dönük bir üyelik sistemi. Türkiye'deki muhalefeti nasıl buluyorsunuz? Bunu soralım şu anda. Veya geçmişteki muhalefet partilerini nasıl buluyorsunuz? Bakanlık yaptığınız dönemde değerlendirecek olursanız, şu an muhalefet partisi genel başkan yardımcısı olarak değerlendirecek olursanız. Şöyle söyleyelim. Şimdi bizim nasıl muhalefet yapacağımıza, nasıl iktidar edeceğimize toplum tabii ki karar verecek. Henüz daha yeni yola çıktık. İşte teşkilatlarımızı yeni oluşturuyoruz. Sahaya henüz yeni inmeye başladık. Hı hı. Pandemi sürecinden dolayı. Pandemi sürecinden dolayı. Ama sahaya indikçe bizim hangi konularda nasıl muhalefet yaptığımızı ve nasıl bir çözüm önerileri getirdiğimizi herkes görecek. Ama genel olarak Türkiye'deki muhalefet yaklaşımına şöyle bakmamız lazım. Mesela yaklaşık 20 yıl, 18 yıldır devam eden bir iktidar var. Yani her şeyi doğru yapsanız bile 20 senede insanlar sizden bıkabilir. Her şeyi doğru yapsanız bile. Bir değişim isterler. Yani. Genelde demokrasilerde böyle olur. Yeter artık falan der insanlar. Ya kardeşim aynı sesi duymaktan, aynı yüzü görmekten bıktık yani. Bir değişim yapacağız. Nereye yönelirler? Mesela işler yanlış gidiyorsa da, kaldı ki her şey doğru yapılmıyor. Epey bir zamandır birçok şey yanlış yapılıyor. O arada ana muhalefet partisine gözlerin dikilmesi lazım değil mi? Evet. Ana muhalefet partisi şimdiye kadar toplumsal meselelere öyle sahip çıkmış, öyle güzel çözümler önermiş, öyle güven veren politikalar izlemiş olmalı ki buradaki yılgınlık, buradaki bıkkınlık, buradaki çözümsüzlük orada aranması lazım. Aranmıyor. Yani ana muhalefet partisi de yıllardır aynı yerde patinaj yapıyor. 20-25 arasında bir patinaj çekip duruyor. Niye peki böyle? Çünkü güven veren bir muhalefet ve çözüm önerileri sunan bir muhalefet izlenmediği için böyle. Onun için arayışlar, bir sürü yeni arayış var. Hı hı. Yoksa normalde sistem, iktidar yıpranır, muhalefet iktidara gelir. Onlar yıpranır, öbürü iyi hazırlık yapar, tekrar onlar gelir falan. Ama böyle olmuyor.
Bunda Türkiye'deki muhalefet etme biçiminin de yanlışlığını görmek gerekiyor. Yani muhalefet partilerinin de ciddi bir gözden geçirme yapması lazım. Bu evet. Gözden geçirmeyi yapmadıkları için şimdiye kadar memnun oldular. Aldıkları 20-25 oy, birinin aldığı 10 oy falan onu demek ki mutlu etti. Yeter bana bu kadar falan diye. Halbuki bir gözden geçirmeye muhalefet açısından, yani iktidar kendini gözden geçirmeli ayrı bir mesele. Ama muhalefetin de kendini gözden geçirmesi icap ediyor. Muhtemelen yani Deva Partisi sahaya indikçe ve muhalefet tarzını ve çözüm önerilerini ortaya koydukça hem iktidar hem muhalefet kendini gözden geçirme ihtiyacı daha çok hissedecek diye düşünüyorum. Efendim vaktimiz daraldı. Son soruları isterseniz soralım. Ben şunu da çok merak ediyorum. Bir dönem Sayın Babacan'ın ismi Sayın Davutoğlu ve Gül'le geçti. Sayın Davutoğlu ile Babacan'ın da yakınlığı biliniyor. Konya'da kahvaltı organizasyonlarına falan birlikte katılıyorlardı. Niye birlikte bir yol yürünemedi? Ya da bu bir strateji mi? İlerleyen süreçlerde bir seçim olacağı dönemlerde hani bir ittifak noktasında birleşme meselesi olabilir mi? Bir strateji değil. Dostluk başka. Hı-hı. Bu noktada dostluk yine mesela? Dostluk. Yani Ahmet Bey bizim dostumuz. Abdullah Bey bizim dostumuz. Büyüğümüz. Yani hürmette kusur etmeyiz. Tecrübelerinden, bilgilerinden her zaman istifade ederiz. Ama siyaset yapma tarzı, biçimi, üslubu da ayrı bir iş. Hı hı. Yani Ali Bey'in siyaset yapma veya Ali Bey'le birlikte hareket eden arkadaşların siyaset yapma tarzı, üslubuyla yani muhtemelen işte Ahmet Bey'in ve birlikte siyaset yaptığı arkadaşların tarzı ve üslubu arasında önemli farklar var. O farklar birlikte siyaset yapmayı, aynı parti içerisinde hareket etmeyi mümkün kılmayan farklardı. Bunun dışında başka bir mesele olduğunu ben düşünmüyorum. Bunun dışında dostluklar devam ediyor. Yani biz yine bayramlarda telefonlaşıyoruz, görüşüyoruz. Yani bir seçim ittifakı noktasında da bir araya gelebilecek şey var. Yani kapılar tam olarak kapanmadı değil mi? Şöyle, kimseyle kapılar kapanmadı. Biz diyaloğa açık bir siyaset tarzını yürütüyoruz. Her türlü sorun için diyalog bütün partilerle, iktidar muhalefet hiç önemli değil. Bütün partilerle diyalog sürmeli. Diyalog başka bir şey, işbirliği başka bir şey. Diyalog yaparsanız ama sizinle şu konuda işbirliği yapabiliriz. O konuda anlaşıyoruzdur. Sizinle de başka bir konuda işbirliği yapabiliriz. O konuda anlaşıyoruzdur. Hangi konularda kiminle işbirliği yapılacağı zamana göre, konuya göre değişir. O açıdan şimdiden senden şu konuda işbirliği yaparız, ötekinden bu konuda işbirliği yaparız şey için çok erken. Kaldı ki bu ittifaklar sisteminin neye evrileceği, önümüzdeki seçimin nasıl bir sisteme dönüşeceği, nasıl bir ittifak anlayışının oluşacağı da meçhul. O açıdan biz bugün kendimizi şu veya bu grupla veya şu veya bir partiyle herhangi bir ittifak angajmanı içerisine sokmayı doğru bulmuyoruz. Bugün bir ittifak yapılacaksa bizim Konyalılarla ittifak yapmamız lazım. Erzurumlularla, Edirnelilerle, Trabzonlularla, Anadolu'yla, Rumeli'yle ittifak yapmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla, kendi halkımızla ittifak yapmayı ön planda tutmamız lazım ve öyle tutuyoruz. Son olarak erken seçim beklentinizi de soralım. Erken seçim beklentiniz var mı yoksa 2023'te mi olacağına inanıyorsunuz? Çok erken bir seçim beklentim yok. Sayın Başkan çok şunu erken. Ekleyeyim isterseniz. Bir de anket çalışması illaki yaptırılır. Yani Deva Partisi şu an teşkilatlanmasını pandemi sürecinden dolayı ötelemiş bir parti. El mahkumdu o dönemde. Şimdi ağırlık verdiğinizi bizler de takip ediyoruz, görüyoruz. Anket çalışması yaptırdınız mı? Birkaç aya ihtiyaç var. Yani daha somut verilere ulaşmak için teşkilatlanmamızı, saha çalışmalarımızı belli bir düzeye getirmemiz gerekiyor. O birkaç ay sonraki araştırmalar biz de yaptırıp daha net olarak toplumun önüne daha somut, gerçek bir şey koymak mümkün. Kaldı ki bugün yüz yüze anket de yapılamıyor. Bir sürü telefonla yapılıyor. Evet. Hiç Deva Partisi ismini bile duymamış insanlara telefonunu soruyorsunuz. Mesela adam ne desin size yani? Bir şey diyemiyor. Televizyonları kapatmışsınız. Ana medyayı kapatmışsınız. O açıdan yani Deva Partisi'nin saha çalışmalarını belli bir seviyeye getirdiğinde çok daha farklı tabloları göreceğiz. O zaman biz de zaten onları rahatça paylaşırız. Şimdiye kadar yaptırmadık. Bu nedenle yaptırmadık yani. Ama şunu almasaydık yani Anadolu'dan bize yüz binlerce insan bir siyasi parti kurulması ve buna destek verilmesi doğrultusunda bir motivasyon vermeseydi, zaten bugün
bizim 81 vilayette 920 tane ilçede teşkil etmemiz mümkün olmazdı. Bakın şu şartlar altında bile biz 76 vilayette 400 civarında ilçede teşkilatımızı kurmuş durumdayız. Bu yıl başına kadar 81 vilayet 900 tane ilçe seviyesine ulaşacak. Eğer Anadolu'da böyle bir destek, böyle bir motivasyon olmasaydı bunların olması mümkün olmazdı. Öbürüne gelince son olarak çok erken bir seçim beklemiyorum şahsen ben. Hani bu sene içerisinde bir seçim veya önümüzdeki senenin ilk birkaç ayı içerisinde bir seçim beklemiyorum. Ama önümüzdeki yılın sonbaharında bir seçim olma ihtimali olabilir. 2022'nin ilkbaharında olma ihtimali olabilir. Şartlar 2023'e kadar, 2023 seçimlerine kadar götürmeye de çok elverişli görünmüyor. Hani hemen çok erken bir seçim olmayabilir ama 2023'e kadar da gitmeyecek gibi görünüyor. Biz de işimizi ona göre yapıyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben bizleri kırmayıp programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Efendim Sümen Altı programında bugün çok önemli bir konuğumuz vardı. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ergün'ü ağırladık. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir programda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Evet, ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz.